Selam dostlar tekrardan hoş geldiniz. Tabii ki testnetlerden devam. Tabii ki bu haftada neyimiz eksik değil. Evet kocaman ekranda okuyorsunuz. Bitcoin Layer 2 yeni bir testnet. Daha öncelikle hemen videonun başında Ozan arkadaşımıza Telegram'dan teşekkür ediyorum. Ee, bu projeyi özellikle hocam bir gir bak şöyle yap böyle yap hatta başka projeler de atıyor sağ olsun. Ama bu proje gayet güzel kullanılabilir bir proje olduğu için hepimizin de basitçe yapabileceği bir proje olduğu için videosunu da çekeyim dedim. Gayet güzel adamlar ne yapılacağını testette neye işte ödül vereceklerini falan her şeyi açıklamışlar. O yüzden mutlaka bu testnete katılın, dursun derim. E, hatta direkt katılın, <laughs> dursun demeden önce de hemen işlemlere başlayalım. Ne yapıyoruz derseniz, bunların test adresi var arkadaşlar. İşte zulu testnet diye. Şimdi siz girdiğinizde, yani bu sayfaya geldiğinizde dostlar, ben linkimi koyarım. Burada da klasik referans e, muhabbeti var. Referansımdan girerseniz bana da puan kazandırmış olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Benim attığım linkte zaten şurası otomatik dolu olmuş olacak sizde referans kısmı. Ne yapıyorsunuz? Buradan. Arkadaşlar öncelikle cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Tabii ben şimdi bağladığımda e, bu ekranlar geçecek. Çünkü ben testnete katıldım. O yüzden bağlamadan önce anlatayım. Twitter'larını takip ediyorsunuz. E, Discord'larına katılıyorsunuz. Telegram'larına katılıyorsunuz. Zaten referans kodu da burada yazıyor olacak. Sonra join'e bastığınızda ne olacak dersiniz. Tabii cüzdanı bağladığınızda şunu da söyleyeyim. Ee, bu Zulu'nun kendi tabii ki tesnet ağı var. Onu diyor ki metamask'a kurayım mı kardeş diyor. Tabii ki kurmak zorundasınız. Yani ekleyin mi diyor daha doğrusu. Ekleyin bu Zulu tesnet ağını. Ee, zaten bir imza istiyor o ağı ekledikten sonra. Sonra tesneti zaten yapabiliyorsunuz. Yani sadece connect butonu olmayacak. İlk önce connect'e basacaksınız. Diyecek ki ağı ekleyin mi? Ekle kardeş. Bir de imza veriyor musun? Okey kardeş deyip ondan sonra onaylıyorsunuz. Aklınızda olsun. Hatta bu testnette şimdi şuraya basınca aklıma geldi. İki farklı cüzdan kullanacağız. Bir tanesi Bitcoin cüzdanı olan Unisat diye bir biliyorsunuz daha önceki projelerde kullandığımız Bitcoin için cüzdan var. Bir de Zulu testneti kullanacağımız Metamask var. Bu ikisini de kurmanız gerekiyor. Unisat zaten o da Metamask gibi kuruluyor. Orada bir iki püf noktası var. Onu birazdan gösteririm. Kurulmuş halinde hatta buradan açabiliyor muyum? Ha, bir saniye ben şunun şifresini girip açıp öyle geleyim. Geldim onu da açtım. Öncelikle bir testnete net'e girelim de sonra Uniset e, Wallet ile ilgili de e, ufak tüyoyu söylerim. Şimdi burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, hatta şuradan da olur da. Hadi neyse hatta şuradan yapayım ben de. Ne yapıyorsunuz? Önce metamaskınızı bir seçiyorsunuz. Tabii ben o aşamaların hepsini geçtiğim için gördüğünüz gibi beni böyle bir sayfaya atıyor. Sizi de atacak merak etmeyin. Hatta gelecekseniz zaten registration'ı tamamladığınız için 200 puan almış olacaksınız. Günlük giriş yaparsanız bakın benim tamamladıklarım burada complete yazıyor. Fawcett'i kullanırsanız oradan gelecek. Transaction mesela bunları tek tek anlatırım hatta burada göstermeme de gerek yok. Böyle bir sayfa sizi karşılıyor arkadaşlar. Burada amaç ne yine? Amaç puan toplamak arkadaşlar. Puan toplayıp bize puanlarımızın karşılığında hemen şöyle göstereyim. Leaderboards kısmına geldiğinizde şurada ödüller kısmı var her 10 binde bir galiba bir kutu açıyorduk. Burada önemli olan şuradaki puanınızı arttırıp bu kutuları açmak. Neden derseniz. Şimdi gelin öncelikle şunu bir göstereyim. Kendi dokümanlarını zaten. Bu, bu aslında çok uzun bir döküman. Zaten okuma süresi 9 dakika diyor. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Neden derseniz burada tek tek neyi nasıl katılırsınız. Benim anlattıklarımın hepsi var. İşte ağı nasıl eklersiniz. Metamaska falan filan. Çok güzel bir dökümanda hazırlamışlar. Bunu da tabii ki videonun açıklamalar kısmında e, koyarım nasıl puan kazanırsınız falan filan böyle detaylı anlatıyordu anlatıyor bakın burada da aynı görseller var işte puanlar nasıl tikleniyor vesaire anlamazsanız bunu Türkçe'ye çevirip e, benim anlattığımda anlamıyorsunuz Türkçe'ye çevirip de bakabilirsiniz zaten e, gelelim ben şu asıl bu dokümanda göstermek istediğim yer neresiydi ha bu ödüller kısmı şimdi arkadaşlar ödülleri nerede anlatıyordu <laughs> Şimdi top yüzü gösteriyorlarmış o lider boardsta onu geçelim. Şimdi ben bir points 10.000 10.000 puanı ulaştığınızda bir tane diyor kutu alacaksınız diyor. Hazine kutusu alacaksınız diyor. İşte bu da sizin ödüllerinizden biri olacak diyor. Bakın her 100.000, 110.000, 120.000 galiba her seferinde bir kutu oluyor. 10 farklı kutu ödülü varmış içinden pardon. 10 farklı Zulu ödülü varmış kart olarak. Bakın şurada da kartlar var. Bu kutuların içinden sanırım kart çıkıyor. Ben daha 10.000 olmadığım için, daha bugün başladığım için açtığımızda görürüz. Büyük ihtimalle içerisinden böyle bir kart çıkıyor. Burada da arkadaşlar diyor ki... 10 tane kart var toplamda diyor. Bu kartları hangileri olursa ona göre bu kartları işte ona göre airdrop atacağız finalde. Hatta şurada da yazıyor. Bu kartlara bir isim de vermişler. Herhalde en iyisi şu galiba baştaki zaten. Ee, ondan sonra ee, neredeydi o? ha You will get certain amount Zulu Genesis Point diyor her karttan. Yani buradan ee, bu kartlardan da galiba tamamladığınızda mı desteği ya da birini açtığınızda mı şu ekstradan da bir puan veriyor. Okey, başka ne var? Ee, Seviyoruz insan People of the Joint Quest. Ee, history kısmından yaptıklarınızı görebilirsiniz diyor. Ha Şurada diyor ki zulu point sistem diyor. Ee, burada da işte e, point sisteme göre birinci sırada olan ikinci, üçüncü falan şu kartlardan bahsediyor galiba bu tabi, değil mi? Nikosijarçut. Ya yani bu detaylı okursunuz. Ben de çok okumadım. Ee, şu kartların galiba anlamı o şekilde. Yani siz ne kadar yüksek bir kart ve işte puan kasarsanız finalde diyor alacağınız ödül diyor. Neredeydi o? İşte yukarı doğru çıkın. Ee, sıralamada falan filan. Neyse şurada ne yazıyormuş. Ee, şurada bir yerde de onu tam açıklayarak yazmışlardı. Point will be explained to the most aktif active, most active kullanıcıya falan filan. Yani dostlar TR sisteminin olduğunu söylüyor. Bu da TR sistemiymiş. Burada yani dolayısıyla burayı her gün ne kadar kullanırsanız işte ne kadar puan kasarsanız finalde şu ZGP dediği puanlar e, size karşılığında token olarak dönecek. Burada detayları var da şu an benim de beynim yandığı için e, o yüzden <laughs> daha da anlatmıyorum detayları. Şimdi geri dönüyorum hatta testnete. Neredeyiz? E, o yüzden şimdi şu QS quest görevlerine geri geldiğinizde burada her yaptığınız bir quest dediği her yaptığınız şey e, bir size puan kazandırıyor zaten şunu bir kere alabiliyorsunuz yanlarında da e, bir kere alınanları gösteriyor once dediği yani re registration kayıt olmak bir kere evet ama geri kalan hepsi gördüğünüz gibi daily 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 günlük yapabileceğiniz işlemler tabi burada ne boktan derseniz arkadaşlar maalesef e, puanlama e, hemen yansımıyor yani ben bunu mesela bugün daha öğlen yapmıştım. Şu an akşam, gecenin kaçı oldu. Her neyse, e, şu iki görev, hatta başka hangi görevden puan vermiş şu iki görevin puanını vermiş, bunu zaten anında veriyordu. Mesela şu biriçi yaptım, bunun puanları hala gelmedi. Neredeyse işte 10 saat, 12 saat oldu. Bunu kendi Discordlarında da söylemişler. Siz yapın. Bizim anlık işlemiyor bazen, sıkıntı çıkıyor sistemimizde, o yüzden puanlarınızı görmezseniz şaşırmayın. İşte biz onlara ekleyeceğiz falan filan diyorlar. Ne kadar doğruysa onu bilemem. Aslında bu görevlerin hepsi günlük yapılmalı, yaptığınızda da onaylanmalı. Ama şu transfer işlemi hariç, bunu yaptığınız an onaylanıyor buradaki puanı. Anınızı artıyor ama şu geri kalanları arkadaşlar çok geç e, zamanda onaylanıyor yani yaptım hocam olmuyor hocam üstad falan demenize gerek yok ben de yaptım dostlar kimi 10 saat sonra kimi 12 saat sonra onaylandı yani çok bilgi istiyorsanız hemen onu da göstereyim e, gördüğünüz gibi burada Zulu Network var e, Discord adresleri burası zaten görevlerin biri de arkadaşlar şurada diyor ki e, git diyor günlük diyor fauset al diyor bakın şurayı da açtığınızda görevlerin altında da ufak tefek bilgiler de koymuşlar bu da güzel. <laughs> ne diyor şimdi bakalım. <laughs> diyor ki 50 puan alacaksın eğer Discord'dan işte faucet istersen günlük diyor. Şimdi e, burada da boktanlık ne derseniz arkadaşlar. Şimdi burası Discord adresi. Gelelim şurada testnet faucet yerine yazacağınız şey çok basit. Şunu yazıyorsunuz Zulu testnet faucet deyip şuraya da cüzdan adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Gönderiyor ama şimdi gelin ta ne zaman gönderilmiş en son faucet. Ha, sent diyor mesela bu adama 001 Zulu, Zulu göndermiş. Dur lan oynaşma. Kimmiş bu adam? Yok bu adamın mesajı nerede? Bastığımda dön bakayım. Bakın daha saat yani dün 21.04'te olan adamın tokenini daha bugünün 21.00-24 saat geçmiş daha yeni gelmiş. Yani aslında ee, birer gün gecikmeyle geliyor. Neredeyse neredeyse. Zaten 001 Zulu yolluyor. Aklınızda olsun yani buradan aldığınız fauset hemen niye gelmiyor? Çünkü buradan kontrol edebilirsiniz de hani gelip gelmediğini buradan bot söylüyor işte gönderdim diyor. Mesela bu adamınkine de bakalım. Ne zaman göndermiş? Neyse basamadım galiba. Çok da önemli değil. Yani şu testnet fauset kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Şunu yazıyorsunuz. Zulu Tesnet faucet tabi başında şu et işaretini koyup sonra metamask cüzdanınızı yapıştırıyorsunuz. Ben taa gündüz yaptım. Benimki daha gelmedi tabii ki. Ee, Sağolsun Ozan arkadaş bana birazcık faucet attı. Ben videoyu çekebilmek için ee, o faucet'i kullanıyorum şu an. Yoksa bana gelmemişti. Zaten gelmediğini şuradan da anlıyoruz. E, gelse zaten görev onaylanacak ama bak gördüğünüz gibi onaylanmıyor. Şimdi zaten şu üç görev basit. Şu D ile dediği günlük görevler var. Onları zaten gün gün artıyor. İlk gün 10 sonra 20 sonra işte 7. gün 70 puana geliyor. E, klasik registration kısmını geçtik. Fawset'i gösterdim. Nasıl alacaksınız? Transaction dediği yani transferring, transferring transaction dediği şey aslında ağda herhangi bir işlem yaptığınızda otomatik olarak size puan veriyor. E, bakın şurada güzel bir şey yaz, yapmışlar. E, kaç kere gün içerisinde puan alabilirsiniz. Yani 10 tane transaction işlemi yaptığınızda normalde bir tanesinden 20 puan veriyor. 10 çarparsanız totalde 200 puan alıyorsunuz. Ben bugün 8 tane işlem yapmışım şu ana kadar. 160 oldu. Yani bunlar güzel şeyler. Bunları detaylandırmaları burada tek göstermeleri falan o yüzden testnetin arayüzünü de sevdim açıkçası. Kullandıkları butonlar, puntolar falan filan renk tonları güzel. Gayet iyi. E bunu da zaten o yüzden yapacağız bir şey yok. Çünkü niye burada swap yaptıkça aslında şu transfer işlemini de tamamlıyorsunuz gibi. E, o yüzden aslında swap ve şu likidite ekleme işlemlerini yaparsanız otomatik burada da 10 tane işlemi yaparsınız arkadaşlar. Heh, gelelim asıl e, yapılacak şeylere. Mesela öncelikle swap görevi. Buna da iyi puan veriyor. Bakın gördüğünüz gibi 300 puan veriyor. E buna da 3 tane yani her bir işlem 100 puan diyor. 3 tane swap yaparsanız işte 300 puan kazanırsınız maksimum diyor. Gelin gidelim tıklıyorsunuz buradaki linke. Ee, buradan da geliyorsunuz klasik yukarıdaki metamask'ı bağlıyorsunuz. Tabi buranın işte yani ağın ağırlığından ve yavaşlığından dolayı algılaması uzun sürüyor. Bakın şimdi algıladı. Ben de zaten e, ufak bir zulu vardı. Ben şunlara falan çevirmiştim. Hadi bu sefer de şöyle yapalım. E bu arada bakın şunu da göstereyim. Mesela şu şu an 160. Birazdan işlem yapınca onu da tamamlamış olacağım bahaneyle. Gel kardeş bu seferde ne ver? Bir cever, ne veriyorsan Yalnız Fawcett'i yani o kadar e, şey veriyorlar ki azın da azı veriyorlar ki o yüzden şunları artık bol sıfırlı yapın burada ne kadar izin veriyorsa ona göre e, çok az veriyorlar Fawcett'i aklınızda olsun. E, Swap'a basıyorsunuz işte burada mesela normalde şu an Metamask'ın tetiklenmesi lazım işte o token'in işlemini yapayım mı kardeş diye bana sorması lazım falan ama buralar bile bekletiyor hatta şu an yapmadı. Tamam okey. Çok mu kafan karıştı? Bazen çok sıfır koyunca kafa karışıyor. Şöyle sıfır bir yapalım. Ne ver kardeş? E, rats ver. Olur mu? Uyar mı? Ha onun likiditesi yok mu? Peki. Turt var mı? Neyse ya. Olan bir şeyden alayım ben senden. Kom falan. Ha kom. Komu işaretleyince swap açıldı. Tamam bunu yapabiliyor musun? Basalım bakalım yapabilecek mi? Ben de bir sigaramı yakayım. Gördüğünüz gibi bakın yani normalde metamask e, bunu çok hızlı açar yani burada bir swap işlemine bastığınızda a o kadar yavaş olduğu için daha yeni e, açıyor da açıyor. Ne diyorsun lan? Hesabınızda zul test tanıdık işlem ücreti ödemek. Ha benim bir de zulum mü bitmiş? Vay vay vay. Ulan 3 tane işlem yaptım. Fii bitmiş herhalde. Hah şöyle düşürsem yine mi yemiyor? Vay vay vay. Benim de et beklemem gerekecek o zaman. Anasını sattığımın... Bekim biraz daha düşürsek de işte. yok. Gerçi onunla alakası yoktur. Belki komla alakalı. O kadar da az yok ya. BTC yap bakayım. Hatta bir sıfır daha koyayım dayı. Olur mu? Yani işte Fawcett'i arkadaşım yani şöyle damlatmayın oğlum lan. Sanki param veriyorsunuz köküne ver. 2000 milyon tane de yapalım rahat rahat şu işlemleri. Bakayım bunu yapacak mı? Yoksa benim evet Fawcett bitmiş zaten. 0 00... 0 Ulan bende var oğlum 0 0 var. Sen nasıl alamıyorsun bunu ya? Bir dakika. Ben bir Metamask'tan da kontrol edeyim. Demek ki aa şu an he ulan benim farklı cüzdanmış bu ben de diyorum ne alakası var dur bir saniye ben cüzdanımı e, değiştirip geliyorum dostlar. Tamam tamam adamlara boşa sövmeye gerek yok ben yanlış cüzdanla e, işlem yapmaya çalışıyormuşum. Normalde çünkü şu kadar bakiyem var o fi'yi de karşılaması lazımdı okeydir. Ne yaptık yine ben tekrardan yapıyorum sıvaba basıyorum e, normalde hemen tetiklenmesi lazım dediğim gibi bekletiyor ve geldi elinizden işte heh, şu an oldu çünkü normalde burada 0018 zoom var ne yapıyorsunuz klasik onaylaya basıyorsunuz bu da zaten biraz sonra da onaylıyor çok uzun sürmüyor okey bu kadar işte mesela şimdi e, gördüğünüz gibi benim 160'tı biraz sonra bu 180 olur Bakın hemen oldu hatta. Ee, bir tek doğru çalışan ve hızlı çalışan, anlık çalışan yerleri burası. Yani dolayısıyla swap işlemi attığınızda zaten otomatik bunu da alıyorsunuz. Hatta şurada köprüleme yaptığınızda da otomatik e, bu işlemi yapmış olduğunuz için. Yani buna özel bir şey kasmanıza gerek yok. Gelin swap yapın günlük. Olsun bitsin. Bu görevi de bitirmiş oluyorsunuz. E, Swap'ı gösterdim. Ne diyor? Yine diyor ki swap'a git diyor. Bu sefer de liquidity ekle diyor. E nerede o item swap? Daha demin açtığımız yer. Bak, bakın o da şurada pool kısmı. Ben zaten eklemiştim. O yüzden tekrar eklemeyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Liquidity ekle diyorsunuz. İki tane token seçiyorsunuz artık elinizde hangisi varsa. Mesela bununla al geç yukarı kardeş. Sen gel BTC işte ne bileyim çok düşük miktarda 0001 yapsam <laughs> Sen de zaten hiç yok anasını satayım o derece. Yani burada artık e, bunu kendiniz arkadaşlar e, şu şekilde mesela bu kadar sıfırlı ekle likitide diyeceğim ve ekleyecek ama ben zaten yaptığım için yapmıyorum. Ha burada bakın şeyi de yazmışlar. Sadece illa e, likitite eklemenize gerek yok. Silerseniz de diyor. Yani ekleyip daha sonra silerseniz de veririm diyor günlük diyor. Yani bunun içine gelip bakın şuradan artı ekleyip de artı da üzerine ekleyebilirsiniz ya da şuradan eksiden de ver kardeşim günlük zaten şey yapın. Şunun %0 e, ne bileyim şu kadar. %5'ini çeke çeke zaten 20 günde burayı anca bitirirsiniz. O yüzden e, bu şekilde yapın. Bakın approve istedi benden. Daha hiç çekmemiştim geri. Approve da bir transaction aslında bir işlem olduğu için mesela şunu etkileyecek. Bu işlemi yaptığım için şu 9 olan işlemim 10 olacak. Şimdi bir onaylarsa tabi bakalım cüzdan tetiklenirse. Heh, geldi sonunda. Normalde bakın burayı da göstereyim. Burada da çok bekliyor. Evet. Normalde şunu maksimum yaptığında buranın hemen açılması lazım. Niye açılmıyor diye şaşırmayın. Aa, şu an çok leş ve yavaş olduğu için oluyor. Bakın daha yeni geldi. Biraz bekletiyor yani işlemleri yaparken ona yapacak bir şey yok. Onaylıyorum. Şimdi o approve'u onaylayacak. Ee, bakın daha ben likiditeyi çekmeden. Bakın şu an remove geldi. O işlemi yapmasam dahi zaten bir işlem yaptığım için bu 200 olacak. Göt etme lan. Hadi alalım. Heh, oldu. Bakın gördüğünüz gibi onda 10. Burayı da günlük olarak tamamlamış oldum. Yani likiditeyi de kaldırayım hatta. Ya da kaldırmama da gerek yok. Bunu yarın yaparım. Nasıl bu görevi yapmışım. Tamam sen dön. Boşa döneceksin. Şimdi gördüğünüz gibi zaten swap'ı anlattım. Likiditeyi de anlattım. Ha gelelim şu iki cüzdanı kullanacağımız şu son göreve. Bunun da bakın şu bridge diyor. Köprüleme işlemi yapıyor O bridge sitesi nerede derseniz o da şurada. Yukarıda. Tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya. Ee, şimdi yapmanızı istediği şey aslında şurada da tekrar göstereyim. <laughs> Her bir köprüleme işlemi yaptığınızda diyor ki 300 puan kazanırsınız. İşte 3 hakkınız var. 3'ünü de yaparsanız 900 puan kazanırsınız. Ben bugün 3'ten fazla da yaptım. 4 tane yaptım. Hala gelmedi ee, gördüğünüz gibi. O yüzden hani... Şu an yansımıyor olacak büyük ihtimalle siz yaparken de yarın bu videoyu izlerken sizde de büyük ihtimalle niye yansımıyor derseniz bundan dolayı geç gelecektir. Yarın mesela onaylanmış olacaktır. Tabi günlük diyor artık böyle seke seke mi gideceğiz yani bugün yaptığım şeyin yarın mı puanını verecek onu ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz onları öğrenmek için arkadaşlar çok merak ediyorsanız burada e, ticket de oluşturabilirsiniz gelip buradan channel kanallarından adamların adminlerine sorabilirsiniz de bunları bana sormayın ben de sizin gibi basit kullanıcıyım gelip burada işte test nette ne yapılıyorsa ben de onu yapmaya çalışıyorum aklınızda olsun bana sorsanız da bende de cevabı yok e, her zaman projelerin discordunu falan filan kullanın dostlar bunlar için her şimdi gelin şu köprülemeyi de son göstereyim zaten sonrası bitiyor. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurayı Bitcoin Testnet'e alıyorsunuz. Tabi bu sefer diyor ki Unisat Wallet'ı istiyorum kardeş. Tamam diyorsunuz. Tabi kurulu olması lazım. Şimdi ben size Unisat Wallet'ı da açayım. E ee, onu açtığınızda sizde büyük ihtimalle şöyledir arkadaşlar. Şu Livenet'tedir. Bunu testnet'e almanız lazım. bunu kurduktan. Sonra Tabi buraya faucet almanız lazım. BTC faucet. O nerede derseniz arkadaşlar bakın onunla ilgili de güzel bir doküman vermişler. Ben de bunu koyarım. Zulu bir iç testnet diyor. Burada da bakın e, işte cüzdanınızı hazırlarken işte test tokenlerini nereden bulursunuz? Buraya 4-5 adres koymuşlar. Ha ben de açtım. E, çoğu çalışmadı. Bir tanesi çalıştı. Oradan aldım. Şu muydu? Galiba buydu. Yok bu değildi. Şu neymiş? Bu muydu? Ha evet burasıydı arkadaşlar. Ha buraya hangi adresinizi yazacaksınız? Geliyorsunuz arkadaşlar. Onu da tekrar göstereyim. Şurada e, ha şuradaki adresiniz arkadaşlar. E, native'de olan adresiniz. E, bunu gelip alıp e, hadi dostum. Her ha, zaten bunun ayarı orada tamam. Şuradan alacağız. Okey Buraya gelip bunu yapıştırdığınızda 001 gönder kardeş dediğinizde bakın gönderildi diyor. Buradan bana geldi. 2-3 kere aldım. 0 şu an 41. Bilmiyorum. Bir 5-10 dakikaya geldi. Ama BTC Fawcett genelde zor bulunur. Hazır açıkken günlük bir 4-5 kere buraya alabiliyorsunuz. Alın derim. Şu an için gelmedi ama gelir. E aklınızda olsun. Hani bu sayfayı da koyarım. Şu Fawcett'leri de kullanırsınız. Ya da adamların şurada bakın onu da göstereyim. Şurada of, official link kısmı var. Burada Fawcett diye butonlar da yapmışlar. Bakın Unisat çarçurt bir şeyler falan. Ben bunları denemedim. Siz bakmak isterseniz bakarsınız. Elimde zaten şu daha deminki yerden alabildiğim için denemedim. Şimdi nerede kaldık? Köprülemeye geldik. Unisat Wallet'ı bağladınız. Bitcoin cüzdanınızı bağladınız. Buraya ne istiyor arkadaşlar? Metamask cüzdan adresinizi istiyor aşağıya. Çünkü Zulu testnet ağına atıyorsunuz aslında bu BTC'leri. Ben alıyorum Metamask'ımı. Yukarıda Bitcoin altta Zulu. Burada diyor ki ne kadar köprüleceksin? Tabii ki kardeş sayamayacağın kadar sıfırla <laughs> köprüleyeceğim. Buraya geliyorum Metamask adresimi yazıyorum. Şunu onaylıyorum. Diyor ki eman çok düşük. Ben de biliyorum kardeş de yok işte ne yapacaksın? Tamam şu kadar sıfırla kabul ediyor demek ki. Gönder diyorum. Tamam kardeş gönder diyorum. Yunuset bir daha soruyor. Göndereyim mi? Göndere. Basıyorum. Gönderiyor. Aynısını arkadaşlar 3 kere ben dediğim gibi tekrar yapayım. 0. Hop. Kaç sıfır koyabiliyoruz? Daha olmuyor. Bu kadar. Mı? Tamam. Aynen bir daha gönder. Dediğim gibi ben bunu bugün 5-6 kere gönderdim ee, maalesef henüz görev onaylanmadı ama e, görevin şeyde mantığı da bu. Yani ne yapın bunun tersini de yapabilirsiniz bu sefer ne yapacaksınız Zulu'yu yukarı alabilirsiniz. Bu sefer de e, tabii ki ne yapacaksınız şuradaki adresinizi alıp gelip e, mesela benim ne kadar az varmıştan orada da bu kadar gönderebilecek miyim? Bu sefer buraya bitcoin adresinizi yazacaksınız doğru mu o kadar sıfıra yettik mi? Ulan faucetine soktuğum neyse vitrova basayım. Şimdi bu sefer de Metamask'tan aslında Uniset boluta gönderiyorum. İşte BTC Layer 2 böyle bir şey. Evet geliyor mesela şu an. Metamask'tan onaylayacağım. Öbür tarafa bu sefer Bitcoin göndermiş olacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrar görevlere geri döneyim şu lavazi kısmına. Ha, 910 olmuş. Nereden oldu? Ha, şu 200'lük görevi tamamladığım için. Ee, şu an köprülemeleri yaptık. Bakalım belki bu sefer işler iyi yok. Gördüğünüz gibi hemen işlemiyor. O kadar köprüleme yapmamış, yapmış olmama rağmen. Günlük görevli hem de güzel aslında hem işte bakın bitcoin de öğretiyorlar bize yani Unisat bulut kullanmak nasıl oluyor oradan oraya köprüleme nasıl olur falan bunları da öğreniyoruz hem de puan kasıyoruz dediğim gibi bu puanları sade kasmanız yetmeyecek şu liderboard kısmına gelip kutuları açmanız işte bir kartlar martlar biriktirmeniz karşılığında da işte airdrop alacağız. Ee, öyle yazıyor. Her referans kodu için siz de referans kodlarınızı paylaşırsınız. Ben Telegram'da onunla ilgili bir kanal oluştururum. Ee, koyarım. Siz de gelip oradan atarsınız dostlar. Güzel bir testnet. Bununla ilgili başka göstermediğim neyi var? Ha, Twitter'larını göstereyim. Ee, klasik ee, Twitter'ları işte burası. Kaç? 45k takipçisi var falan filan. Bunların hepsinin linkini zaten ben koyuyorum. Finalde de yine Ozan arkadaşa teşekkür ederim. Güzel bir testnet, basit bir testnet. Sadece problemi şey, dediğim gibi biraz yavaş. Burada bakın swaplar. Burada da yaptığınız işlemleri historik kısmından görebiliyorsunuz arkadaşlar. O, o kısımda var. Güzel. Burası da güzel işliyor. Yani bir sıkıntısı yok. sadece şu iki görev. Fawcett almak zor. Şu köprüleme neden hala olmadı anlamadım. Olacaktır inşallah dediğim gibi ben şu kendi linkimi atarım. Siz de kendi linklerinizi bizim e, Telegram kanalından gönderirsiniz. E, BTC Layer 2'lere devam bulduğumuzda böyle güzel olan puanlı da olabilir. Günlük amelasyonda olabilir falan filan. Bunlara artık yeni haybımız bu biliyorsunuz BTC'ler. Yapalım dursun. E, Unisat Wallet zaten dediğim gibi çok basit bir cüzdan aynı MetaMask gibi. Bunu kurmakta bir şey yok. Sadece ayarlarını az önce gösterdiğim gibi testnet'e almayı unutmayın. Bir de şu. E, neredeydi o? E, şuradan da şununla TV'de olmasını unutmayın arkadaşlar. E, bu ikisini ayarladığınızda gerisi kolay. Uniset Bulut'ta da. E, başka da bir şey yok dostlar. Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.